Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu derste sizlerle 9. ünite Saving the Planet'ı çalışacağız. Bu ünitede karşımıza present continuous tense yani şimdiki zaman çıkacak. Ayrıca çevrede gördüğümüz uyarı tabelalarını da öğreneceğiz. Tabii ki asıl konumuz çevreyi, doğayı ve gezegenimizi nasıl koruyacağımızla ilgili bilgiler alacaksınız. Önce sizden bir ricam var. Kanalıma ve bana destek olmak istiyorsanız izlerken video üzerinde videonun alt kısmında ya da sağ tarafta çıkan reklamları bir kere tıklamanız yeterli. Evet, hemen present continuous tense'te bir soruyla derse giriş yapalım. What are they doing? Şu anda ne yapıyorlar? İlk resimde they are brushing their teeth. Dişlerini fırçalıyorlar. İkinci resme baktığımızda they are going to school. Ama arada bir fark var. Ali is going to school by bike. By bike. Mert is going to school by car. Bu by ile demek. By bike, bisiklet ile gidiyor. By car, arabayla gidiyor. Gemiyle gitseydi by ship. Uçakla gitseydi by plane. Son resimde Tina ve Britney'e göz atalım. Tina is picking up the garbage. Tina çöpleri topluyor. Britney ise ne yapıyor? Yürüyüp gidiyor. Britney is walking away. Zaten bu gördüğünüz çöp dağını kim toplayabilir ki? Jack is putting the bottle in a recycle bin. Recycle bin bu gördüğünüz kutu yani geri dönüşüm kutusu. Plastik şişeyi Jack geri dönüşüm kutusuna atıyor. Tina ise putting the bottle in a waste bin. Normal bir çöp kutusuna atıyor. Hemen küçük bir ipucu, İngilizce dışı bir bilgi. Plastik şişeler geri dönüştürülebilir. Sakın onları çöpe atmayın. Her zaman geri dönüşüm kutusuna atın. Son resimde ise enerji tasarrufu yapıyoruz. They are turning off the TV. Televizyonu kapatıyorlar. Ya televizyonun üzerinden ya da fişi çekerek. Şimdi burada size anlatmak istediğim nokta present continuous tense'in ne olduğu. Şimdiki zaman. Resimlerde gördüğünüz gibi şimdi yapıyorlar bunları. Ve şimdiki zamanda are, is, bir de am var. Örneğin I am turning off the TV gibi. Yani am is are ve daha sonra fiile ing takısı ekliyoruz. Hemen bir sonraki örneklere de bakalım. Biraz önce okuduk. Are ing takısı, is ing takısı gördüğünüz gibi. Yani am is are ve fiile ing takısıyla şimdiki zaman present continuous tense'i kullanıyoruz. Şu anda şimdi yaptığımız işler için kullanıyoruz. Örneklerimize devam edelim. Jack is watering a tree. Jack şu anda ne yapıyor resimde arkadaşlar? Ağacı suluyor. Tony is taking a photo of a tree. Tony ağacın resmini çekiyor. İşte present continuous tense bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi kafamıza bir soru takıldı. Bir kelimenin anlamını bilmiyoruz ve bunu karşımızdakine soracağız. Hocamıza, arkadaşımıza, bir başkasına. Nasıl soracağız? Mesela pick-up'ın anlamını bilmiyorsunuz. What does pick-up mean? What does ve mean'in altı çizili. Dikkat ettiniz mi? Bu bir kalıp. İşte pick-up bilmediğimiz kelime. Buraya bilmediğimiz kelimeyi yerleştiriyoruz. Örneğin, what does chair mean? Sandalye ne demek? Eğer bilmiyorsa tabii ki karşı taraf ya da biz I don't know diyeceğiz. Ama anlamını biliyorsak açıklamak için it means ve başlayan kalıbımızı kullanıyoruz. Mean anlamı ve daha sonra da açıklama yapıyoruz. Pick up neymiş? Taking something from the ground. Yerden bir şeyi almak, toplamak. Bu kadın recycle'ın anlamını bilmiyor ve acele öğrenmesi gerek. What does recycle mean? I don't know. Biz biliyoruz. Jack biliyor. It means to use materials again.
It means, bakın geldi. Neymiş anlamı? Materyalleri tekrar kullanmak. İşte sormak bu kadar kolay. Evet, şimdi bu kelimelerin anlamlarına bakacağız ama İngilizce olarak bakacağız. Garbage. Noun, yani bir isim. Hemen anlamına bakalım. Litter, rubbish, things like wrappings, containers, etc. that pollute the environment. Pollute kirletmek, environment çevre, çevreyi kirleten her şey garbage oluyor. Throw away bir fiil. Anlamına bakalım. To toss or discard something. Böyle sıkıştırıyoruz elimizde, fırlatıyoruz. Throw away fırlatıp atmak. Unplug bu da bir fiil. To pull the cable of an electrical device out of the plug or socket. Plug, priz. Bu gördüğünüz şey, priz. Prizden elektrikli aletin kablosunu çekmek. Unplug yani fişi çekiyorsunuz prizden. Remote control bir isim, noun. Uzaktan kumanda demek. Small device yani küçük bir alet ve bu aleti operate. Televizyon, diğer elektrikli oyuncaklar, her türlü elektrikli aleti kumanda etmek için kullanıyoruz. Evet, şimdi uyarı tabelalarına ve uyarı yazılarına geldik. Bu yazıları nerelerde görürüz? Turn off the taps. Musluğu kapat. Bathrooms, banyoda. Toilet, tuvalette. Don't make a fire. Ateş yakma. Bunu nerede göreceğiz arkadaşlar? Evet, nerede göreceğiz don't make a fire'ı? Ormanda veya benzin istasyonunda, gas stations. Ateş yakma, tehlikeli. Swimming not allowed. Not allowed izin verilmez demek. Yani yasak. Nerede? Gölde, denizde, derede, nehirde. Yüzülmeye izin verilmeyen her yerde bu tabelayı görebiliriz. Turn off the taps ve don't make a fire'ın anlamı nedir bizim için? You should turn off the taps. Should. Should'u şöyle bir hatırlayalım. Should melimalı demek. Yapmalısın. Musluğu kapatmalısın. Don't make a fire. Shouldn't. Shouldn't'ın açılımı should not demek. Yapmamalısın. Ateş yakmamalısın. Bunu kesinlikle yapmamalısın. Evet, devam edelim uyarılara. On the product label bu giysilerin veya aldığımız eşyaların üzerinde etiket olur. Etiketlerde görebiliriz. Label etiket. Product label ürün etiketi. Recyclable geri dönüştürülebilir demek. Keep off the grass. Çimenlerden uzak dur. Çimenlere basma. Nerede göreceğiz bu yazıyı? Parkta, bahçede, yeşil alanlarda. Don't feed the animals. Hayvanları besleme. Feed beslemek. Nerede hayvan beslenmez? Hayvanat bahçesinde yasak. Hayvan barınağında hayvanları besleme. Circus, sirkte. Hayvan barınağında hayvanları beslemezsek ne olacak hocam? Ölecekler mi? Ama siz ilgililere verebilirsiniz. Yetkili kişilere yiyecek getirirseniz onlar verirler. Çünkü siz yanlış bir gıdayla hayvanı beslerseniz zarar verebilirsiniz. Evet, şimdi pikniğe gittik. Havalar düzeldi artık, değil mi? Artık piknik mevsimi açıldı. Piknikte ne tip faaliyetler yapacağız ya da yapıyoruz? Eat sandwich. Sandviç yiyebiliriz. Ya da başka şeyler yiyebiliriz. Clean up. Tabii ki akşam eve dönerken yapmamız gereken en önemli şey clean up. Temizlik yapmalıyız. Çevreyi temizlemeliyiz. Put your rubbish in a bag. Çöplerimizi bir torbanın içine dolduracağız ve çöp kutusuna atacağız. Go hiking yapabiliriz. Yürüyüş yapabiliriz. Go bird watching. Kuşları izleyebiliriz. Ormanlık arazide kuşlar yuva yapmış olabilir. Take photographs. Tabii ki fotoğraf çekebiliriz. Bunlar olumlu şeyler yapmamız gereken.
Bir de yapılan ama yanlış olan şeyler var. Bunları da yapmayın, yaptırmayın arkadaşlar. Hang up swings. Ağaçlara ipleri asıyoruz, salıncak kurup sallanıyoruz. Bu yanlış. Dallara, ağaçlara zarar verebilirsiniz. Throw rubbish, çarpı atalım bunlara. Throw rubbish around. Çöpleri etrafa atmak. Kesinlikle bunu yapmamalıyız ve ormanda veya ağaçlık alanda, yeşil alanda make a fire. Ateş yakmamalıyız. Bu durumda bunların hepsini don'tlayalım mı? Don't hang up swings. Don't throw rubbish around. Don't make a fire. Evet, bir çevre faciası görüyoruz. Birileri piknik yapmış ve yapılmaması gereken her şey resimde yapılmış. Evet, şimdi bu piknik faciasında bu sorulara cevap vereceğiz. What is the environment like? Çevre neye benziyor? Bu bir soru. Buradaki like kelimesi sevmek, hoşlanmak anlamında kesinlikle değil. Çünkü is var. Çevre neye benziyor? Nasıl görünüyor sorusu bu arkadaşlar. Mesela what is your mother like? Annen nasıl görünüyor? Dış görünüşünü bana tarif et. Uzun, zayıf, sarışın, esmer gibi. Bakalım bu çevre nasıl görünüyor? The environment looks terrible. Berbat görünüyor arkadaşlar. Berbat görünüyor. Terrible, berbat. There is a lot of litter around. Litter, çöp demiştik. Etrafta çok fazla çöp var. The branch of a tree is broken. Ağacın dalı kırık. Başkası tarafından oradaki birileri kırmış gitmiş. There are a lot of glass pieces around. Cam parçaları var etrafta. Ve birds are flying away. Kuşlar uçmuş gitmiş bu pislikten dolayı kaçışmışlar. What happened there? Peki burada ne olmuş? Bir facia söz konusu. Nedir bu kötü durum? I think, yani biz kendi görüşümüzü belirtiyoruz burada. I think diyerek kendi görüşünüzü belirtiyorsunuz. Some people had a picnic there but didn't clean up. Birileri buraya gelip piknik yapmış ama temizlemeden gitmiş. Evet, şimdi uyarılara dikkat edelim. Bu uyarıları nerede görüyoruz? In the woods, ormanda, ormanlık alanda, yeşil alanda, ağaçların bulunduğu yerde bu uyarıları göreceğiz, görebiliriz ya da görmeliyiz. Don't make a fire. Ateş yakma. Save the animals. Hayvanları koru. Onlara zarar verme. Clean up after picnic. Piknik yaptıktan sonra etrafı temizle. Öyle git. Don't damage the trees. Ağaçlara zarar verme. Vurma, kırma, dalına asılma gibi. Şimdi burada size bir parça verdim. Çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle alakalı. Bu parçanın Türkçesini de verdim. Bu yüzden tek tek kelime kelime çevirmeyeceğim. Ama burada en önemli nokta too often. Çok sık demek. Sık sık. Aşırı sıklıkta yapıldığı zaman too often kelimesi kullanılıyor. Sadece telaffuzları iyice bir öğrenebilmeniz için bu parçayı okuyacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Dinlerken de takip edin. Air pollution is a big problem in our area. We should reduce pollution. We shouldn't use our family car too often. We can use public transportation. We can cycle or walk short distances. Hemen should shouldn't'la ilgili bir aktiviteyle dersimize devam edeceğiz ve dersimizi bitireceğiz. Şimdi bu boşluklara should ve shouldn't'lı getirmenizi istiyorum. Haydi bakalım videoyu durdurun. Hemen bu çalışmayı yapın. Dönüşte cevaplar karşınızda. Evet, cevaplar. You should keep up the environment clean. Çevreyi temiz tutmalıyız. You shouldn't throw rubbish around. Etrafa çöp atmamalıyız. Atmamalısın sen, you, tabii ki ben de. You should be careful about trees and other plants. Ağaçlar ve diğer bitkilere dikkat etmelisin. Dikkatli olmalısın.
You shouldn't hang up swings on the branches of a tree. Ağacın dalında salıncak kurarak sallanmamalısın ve ormanda, yeşil alanda ateş yakmamalısın. Evet arkadaşlar, dersimizi bitirdik. Lütfen ders hoşuna gittiyse ve benim videolarımı izlemeye devam etmek istiyorsan, videonun altındaki beğen kısmını tıklamayı unutma. Umarım dersim sizin için faydalı olmuştur. Ve bir sonraki derste görüşmeden önce blog adresimi hatırlatmak istiyorum. Blog adresime girdiğin takdirde ünitelerin detaylı kelime listelerine ulaşabilirsin. Bir sonraki derste görüşene kadar kendine çok iyi bak. See you later. Bye.